olmasını bekleyelim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Harika bir sohbetti. Şimdi reklama gitmeden önce ALB Menkul Değerler'e gidelim. Enver Erkan bizi bekliyor. Enver selam. Merhaba Hande. Şimdi Avrupa'dan bazı veriler var. Pek iç açıcı veriler değil. Hisse senetleri tarafında orada bayağı bir satışlar var. Yarın Yalan'ın konuşmasını bekliyoruz. Amerika'da önemli kritik bir not orası. Ne oluyor Euro Dolar'da bu arada? Euro dolar paritesi 1.34.65'e doğru bir toparlanma eğilimindeydi. Bu seviyeye yaklaştıktan sonra bir miktar geri çekilme gördük. Bugünkü veriler çok iç açıcı değildi Euro bölgesinden gelen. Biraz aşağı harekete katkıda bulundu diyebiliriz. Fakat yine de 1.34 seviyesinin aşağısına düşülmediği sürece Euro dolar paritesinde toparlanma eğiliminde olacağı ve 1.34.65 seviyesinin yeniden test edilebileceğini düşünebiliriz. Yarın önemli datalar gelecek. Euro bölgesinden büyüme rakamları elimize ulaşacak. Burada beklentinin aşağısında kalabilecek büyüme rakamları Euro dolar paritesinin aşağı yönlü sert şekilde baskılanmasına neden olabilir. Bu durumda da eğer ki 1.33.90 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa 1.33.30 seviyesine doğru Euro dolar paritesinin geri çekilmesini görebiliriz. Tabii ki yarın Yalın'ın konuşması da izlenecek. Onun vereceği sinyaller de önemli görünüyor. Şimdi dolar TL'ye baktığımda bugün cari açık verisi geldi biliyorsun. Beklentilerin üzerindeydi veri. Veriden hemen sonra hareketin yukarı yönde olduğunu görmüştük. 2.05'lerin üzerini gördü. Şimdi yeniden yön aşağıda. Acaba nedir tabloyu değiştiren? Tabii cari açık verisi belirleyici olacak demiştik. Verinin beklentinin bir hayli üzerinde olması yukarı yönde sert hareketi beraberinde getirdi doğal olarak. Burada 2.06 seviyesine değdikten sonra pozisyon kapamalara bağlı ilk geri çekilmelerden sonra şimdiki seyre baktığımızda doların bir miktar kazançlarını geri vermiş oldu. 2.05 seviyesinin aşağısına doğru gevşemiş olduğumuz görünmekte. Şu andaki seyre bakacak olursak 2.05 risk bölgesi olarak görünüyor. 2.05 üzerinde kalındı sürece ki dolar TL'nin %65 korelasyon gösterdiği bir parite olan dolar rand paritesi 10.50 ile zirvesini yenilemiş durumda. Bu durumda 2.05'in üzerinde kalırsak dolar TL'de de riskli görünüyor. 2.07 veya 2.08 seviyelere doğru hareket de yeniden söz konusu olabilir. Cari açık verisinden sonra yarın için gözümüzü tekrar Amerika tarafına çevirmiş durumdayız. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarının konuşması dolar TL için belirli olabilir yarın. Peki çok teşekkürler Enver, iyi çalışmalar. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra akıllı para ikinci bölümüyle devam edecek. Ekran başında olun.